Rönesans sanatçıları buna nasıl dönüştürmüşler? Bu dönemin sanatçıları bu ayrıntılı tablo gibi eserleri yaratabilmek için çeşitli çizim teknikleri kullanmışlar. Bu bilgiye eserin önemli parçalarını meydana getiren çizimleri gün ışığına çıkaran kızılötesi kameralar sayesinde ulaşıyoruz. Kasten yapılmış olan bu gördüğünüz çizgiler 15. ve 16. yüzyıllarda sanatçıların resim taslağını aktarma sürecinin kanıtıdır. Peki bu nasıl yapılıyordu? Sanatçı çalışmaya bir parça kağıt ve bir tebeşir veya kara kalemle başlıyordu. Rönesans döneminde yalnızca küçük boyutlu kağıtlar mevcut olduğundan sanatçıların tam boy bir çizim yani resim taslağı yapabilmek için bu küçük kağıt parçalarını birleştirmeleri gerekiyordu. Kompozisyonunu kağıt üzerine aktaran sanatçı bu esnada dilediği kadar az ya da çok detay ekleyebiliyordu. Sanatçı kompozisyonunu istediği hale getirebilir, taslak üzerinde çeşitli hataları kolaylıkla düzeltebilirdi. Bu çizimi panele aktarmanın yollarından biri, arka yüzeyi siyah tebeşirle boyanan bir kağıt parçasını kullanmaktı. Birçok sanatçı yaptığı taslak çizimin arka yüzeyini boyamayı tercih etse de başka bir kağıdın kullanılması resim taslağının da muhafaza edilmesini sağlıyordu. Çizimin aktarılması aşamasında sanatçı arkası boyalı kağıdı taslak çizim ve tuvalin arasına yerleştirir. Bir kopya kalemiyle çizimin genel hatlarının üzerinden geçer. Böylece resim taslağı üzerinde yarattığı girintilerle siyah tebeşirin tuval yüzeyine geçmesini sağlardı. Bu en eski karbon kopya tekniklerinden biridir. Aradaki kağıdı dikkatlice kaydıran sanatçı, ana hatların tuvale aktarıldığından emin olmak için panelin yüzeyini sık sık kontrol ederdi. Sanatçı bu işi tamamladığında tuval üzerinde boyanmayı bekleyen bir çizim ortaya çıkardı. Resim taslakları, duvar halıları, vitraylar ve duvar resimleri içinde kullanılabilirdi. Yani sanatçı resim taslağından yararlanırdı. Çizmesi zor olan eller ve kıyafetler gibi detayların çizimi için de taslakların son derece faydalı olduğu söylenebilir. Bazı sanatçıların eserlerini incelediğimizde aynı resim taslağının defalarca kullanıldığını görürüz. Örneğin bu kıyafetin çiziminde kullanılan resim taslağı en az 3 farklı tabloda kullanılmış. Arkası boyanan başka bir kağıdın kullanılması, orijinal resim taslağının zarar görmesini bir nebze azalttığı için taslağın başka çalışmalarda da kullanılmasını sağlardı. Bu kağıdın kullanılmadığı durumlarda resim taslağı genellikle aktarma sürecinde zarar görüp kullanılamaz hale gelirdi. Günümüze ulaşan resim taslağı sayısının çok az olmasının sebeplerinden biri de budur. Resim taslakları, simsarlarla ve öğrencilerle dolu Rönesans atölyelerinde yaratıcı sürecin çok önemli bir parçasıydı. Kılavuz görevi görmesinin yanı sıra sanatçıya boyama sürecinde eser üzerinde değişiklik yapma şansı da verirdi. Bunun eserlerinde birçok değişiklik yapan Andrea del Sarto gibi sanatçılar için çok önemli bir yöntem olduğunu biliyoruz. Tablo son halini aldığında altında bir çizim olduğunu anlamak o zamanlarda mümkün bile değildi. Ancak bizler 500 yıl sonra kızılötesi kameraların yardımıyla bunu anlayabiliyoruz.